Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca. Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. AYT Matematik 2023 kampında sevgili arkadaşlarım integralin 4. testindeyiz. Medium'un 2. testindeyiz arkadaşlarım. Medium testin ikincisini çözüyoruz bugün. Hemen arkasından da large testler gelecek. Ve biraz böyle hüzünlü de olsa kitabımız bitiyor arkadaşlar. Artık sondan 3. videoda diyebiliriz gençler. Evet. Abone olduysanız, videoyu da beğendiyseniz testimizi çözmeye başlayalım. Bir kamp değerlendirmesi alacağız arkadaşlar. Bir değerlendirme yapacağız mutlaka. O değerlendirme videosunda da uzun uzun konuşuruz zaten seninle. Hadi geçelim dersimize hep birlikte. Buyurun. Evet, ilk sorumuza bakmadan önce biraz yaklaştıralım şöyle. Bence yeterli. Dik koordinat düzleminde demiş, y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş ve taralı bölgenin alanı da 7'ymiş arkadaşlar. Yani şurası 7 birim kareymiş. Pekala. Buna göre 2'den 5'e kadar fx dx'i sormuş. 2'den 5'e kadar fx dx demek 2'den 5'e kadar olan kısımda f fonksiyonuyla x ekseni arasında kalan kapalı bölgenin alanı demek. Yani şöyle sarıyla gösterdiğim yer soruluyor bize. Bu alan soruluyor aslına bakarsanız integralden ziyade. 2 çarpı 2'den şuradaki karenin alanı 4'tür. Ve büyük kareyi, büyük resmi görecek olursanız arkadaşlar. Yani şurası, işte buranın alanı da 4 kere 5'ten 20'dir. Şimdi bunun tamamının alanı 20'ymiş. 7, 4 daha kaç yapar? 11. O zaman şuraya kaç kalır? 9. O halde cevabımız da 9 olacaktır. Birinci sorumuzu çözdük. Geçtik 2'ye. Şimdi ikinci sorumuzda arkadaşlar. 0'dan 2'ye kadar 7 üzeri logaritma 2 tabanında x verilmiş bakın. Şimdi 7 üzeri logaritma kitabında x'te ben logaritmanın kurallarından biliyorum ki x'te 7'yi yer değiştirebilirim. Yani x üzeri logaritma 2 tabanında 7 yazabilirim. Daha sonrasında bunun integralini alırız 0'dan 2'ye kadar. Sonunda da dx var. Artık x'in kuvveti olduğu için bu bizim için sevgili arkadaşlarım polinom olmasa bile polinomvari bir şeydir. Dolayısıyla ben polinomun türevini aldığım şey, integralini aldığım gibi bunun da integralini alabilirim. Nasıl alacağım? X üzeri logaritma 2 tabanında 7 üstünü 1 artırıyorum ve artırdığım sayıya da yani logaritma 2 tabanında 7 artı 1'e de bölüyorum. Şimdi üst tarafta logaritma bak toplanmış. Ben şu 1'i gelin logaritma 2 tabanında 2 yazalım ki toplaması kolaylaşsın. Aynı şekilde bunu da logaritma 2 tabanında 2 yazalım ki toplam kolaylaşsın. Şimdi x üzeri bakın ne oldu? Logaritma 2 tabanında 7 kere 2'den 14 oldu. Biliyorsun logaritmalar toplanıyorsa eşitler çarpılıyordu. Alt tarafta logaritma 2 tabanında 14 olmak zorunda. Ben bunu sevgili arkadaşlar integralini aldım. Artık 0 ile 2'yi yerine yazacağım. Pekala 2'yi yerine yazarsam 2 üzeri logaritma 2 tabanında 14 gelir. Bölü alt kısım zaten logaritma 2 tabanında 14. 0'ı yerine yazdığım zaman zaten 0'ın her kuvveti 0 olduğu için eksi 0 diyorum. Onun bir hükmü yok zaten. Pekala. Buradaki 2 ile de buradaki 14'ü yer değiştirirseniz eğer 14 üzeri logaritma 2 tabanında 2 yapar ki kendileri 14'e eşittir. 14 bölü logaritma 2 tabanında 14'müş cevabımız ki şıklarda böyle bir şey yok arkadaşlar. Peki nasıl bir şey olabilir şıklarda? Bak 14 çarpı dersin şunu ters çevirirsin. Logaritma 14 tabanında 2 dersin ki bu da A seçeneğinde zaten verilmiş. Üçüncü soru. Y eşittir. Bakın. X kare eksi 4x artı 3 parabolü ve doğrusu demiş. Parabol ile doğrunun arasında kalan alan kaç birim karedir diye soruluyor ya. Burada sen kökleri bulup grafiğini çizip integral hesaplayıp bulmak zorunda değilsin. Ben sana bir yöntem öğretmiştim. Alan neye eşit oluyordu arkadaşlarım? Ortak çözümde, ortak denklemde delta kök delta bölü 6a kareye eşit oluyordu. Peki bakın şöyle yapıyoruz. X kare eksi 4x artı 3'ü x'e eşitliyorsunuz. Parabolü doğruya eşitlediniz. X'i bu tarafa gönderiyorsunuz. X kare eksi 5x artı 3 yazdığınız eşittir 0. Şimdi bunun deltasını buluyorsunuz. Bunun deltası b kare eksi 4ac idi ya. Eksi 5'in karesi 25. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 3 diyorsunuz ki 25'ten 12 çıkarsa 13 kalır. İşte bu deltamız. Artık delta gördüğümüz yere formülde bunu yazıyoruz. 13 kök 13 bölü a'sı 1 olduğu için zaten direkt 6'yı yazıyorum. İşte cevabım bu. 13 kök 3 bölü 6 bana cevabı verecek. Doğru cevap b seçeneği olacaktı. Devam. Dördüncü soru. Aşağıda f fonksiyonunun grafiği verilmiş. Grafikte çeşitli renklerle boyalı kapalı bölgelerin alanları içlerine yazılmış arkadaşlar. Buna göre çeşitli integrallerin sonuçlarının toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi gençler.
Şu bizim için bir integral. Bakın bu da bir integral ama şu integralden daha fazlası. Şimdi integral olan kısımlara bir bakalım. Eksi 3'ten nereye kadar demiş? 6'ya kadar. O zaman x ekseninin altında kalan alanları negatif hesaplayacağız. Üstünde kalanları pozitif hesaplayacağız. Yani 6 ile 3'ü topladım. Eksi 9 diyeceğim. 10 daha 1 yapar. Yani burası 1'miş. Artı. Şuraya bakalım. Eksi 3'ten 4'e kadar demiş. 10'dan 6'yı çıkardınız. Bakın burası da 4'müş. Aradaki kısım da mutlak değeri dediği için bunları şöyle yukarı doğru kıvıracağız tabii ki. Kıvırdıktan sonra da burası 3, burası 6 olacak ve hepsi artık x ekseninin üzerinde olduğu için hepsini toplayacağım. 6, 10 daha 16, 3 daha 19 yapar. Ve bunların toplamda bize 24'ü vereceğinden cevabımız D seçeneği olacaktı. Devam. 5. soru. 4'ten 7'ye kadar f'in türevinde dx demiş. Şimdi arkadaşlar f'in türevinin integrali ne? Tabii ki fx'tir. Fx'i de 4'ten 7'ye kadar yaz demiş. Yazarsanız ne olur? F7 eksi F4'ü bulursunuz. Ve bu da kaçmış arkadaşlar? 10. Şimdi güzel kardeşim, bana soru F7 ile F4'ün toplamını da veriyor. Bakın 38'miş o da. E güzel, ben bunları toplarsam ne elde ederim peki? Şunlar gider. 2 tane F7 eşittir 48 olur. Böylelikle F7 dediğimiz ifade 24'e eşit olacaktır. Bakın 24'ü şurada yerine yazarsanız 24'ten ne çıkarsa 10 kalır, 14. Demek ki F4 kaçmış? 14'müş. F7 24'tü. F4 de 14'müş. 24 kere 14 sorulmuş. Kendileri 336 yapar arkadaşlar. Ve 5. sorumuzun cevabı da böylelikle B seçeneği olur. Devam. 6. soru. 0'dan 2'ye kadar dx küp demiş. İntegral içerisinde görmeye alışkın olmadığımız şeyler ama biz görmeye alışkın olduğumuz hale getirebiliriz bunu. Nasıl? Dx küp demek ne demek? X küpün diferansiyeli demek. X küpün diferansiyeli nedir? 3x kare dx demektir. Alt kısımda da zaten x küp artı 1'in karesi mevcut. Bir de dışarıda 0'dan 2'ye kadar integralimiz var. İşte bu soruluyor diyebiliriz artık. Bu buna eşit çünkü. Pekala, bu kısmı da değişken değiştirme yapalım. X küp artı 1 dediğimiz kısma biz x küp artı 1'e eğer u dersek diferansiyelini alın, 3x kare dx eşittir du olacaktır. Bakın 3x kare dx zaten elimizde vardı ve du'ydu. Şuraya da u dersek burası da u'nun karesi gelir. Bölü u'nun karesi olduğu için ben bunu ters çeviririm ve u üzeri eksi 2 du yazarım. Şimdi gelelim sınırlara. 0'ı aldınız, şurada yerine yazdınız, alt sınır 1 geldi. 2'yi aldınız, burada yerine yazdınız ve 8 artı 1'den burası da 9 geldi. 1'den 9'a kadar u üzeri eksi 2 du sorulmuş bize. U üzeri eksi 2'nin integrali u üzeri eksi 1 bölü eksi 1. Yani eksi 1 bölü u'dur arkadaşlar. Ve sınırlarımız da 1'den 9'a kadar olduğu için yerine yazıyorum. Eksi 1 bölü 9 eksi, eksi 1 yaptı. Şunlar gider artı 1. 1'den 1 bölü 9'u çıkarırsan da cevabı, yani 8 bölü 9'u bulursun. O halde cevabımız B seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Ve böylelikle 194. sayfamızı bitirmiş olduk. Geçiyoruz 195. sayfamıza, 7. sorumuz. Artık çok az kaldı. Fx fonksiyonu x üzeri 4 artı 2 x eksi 3'müş. Buna göre demiş şu soruluyor. Şimdi arkadaşlar burada biraz uyanık olmamız lazım. Bu biraz tilki sorusu, tamam mı? Öncelikle alt kısımda karman çorman bir ifade var. Orayı düzeltebilir miyiz? Mesela 3x'e 3x diye ayırsam 5'e 5 diye ayrılır. Mükemmel. Alt taraf neymiş? 3x artı 5'in karesiymiş. Parantez karesi. Peki güzel. Ama bizim daha da uyanık olmamız lazım. Mesela burada 3x artı 5 geldi ya, yukarıdaki 3x artı 5'i de öyle es geçemezsin. Aa, aynısı gelmiş bak, mükemmel. O halde ben diyorum ki bakın şimdi bir hareket yapacağım, iyi dinleyin. Burada fx çarpı 3x artı 5'in, siz gelin bana bir türevini alın bakalım nasıl, neler gelecek. Birincinin türevi, f'nin türevinde x çarpının türevi uyguluyorum. Çarpı 3x artı 5. Daha sonrasında artı fx çarpı 3x artı 5'in türevi 3. E şimdi çarpımın mı dedik? Arkadaşlar özür diliyorum sizden. Fx bölü 3x artı 5'in türevini alalım. Böylelikle bölümün türevi olduğu için şurası eksi olacak. Bir de bölü alt kısımda 3x artı 5'in karesi gelecek değil mi? Heh, şimdi oldu bak, şimdi daha güzel oldu. Bak, f türev x, f türev x, 3x artı 5, 3x artı 5, eksi, eksi, 3 çarpı fx, 3 çarpı fx, alt kısımda 3x artı 5'in karesi var. E mükemmel. Demek ki aslında içerisi 0'dan 2'ye kadar fx bölü 3x artı 5'in hop türevinin integraliymiş. Şimdi türevin integrali ne? Kendisi, yani fx bölü 3x artı 5.
Çok güzel. Nereden nereye? 0'dan 2'ye. 2'yi yerine yazdın. F2 bölü 2 kere 3 6 5 ekledin 11. Eksi 0 yerine yazdın. F0 bölü 5 geldi. Şimdi gelin F2'yi ve F0'ı bulmaya. Bunu nereden bulacağım? E güzel kardeşim. Bana fonksiyonu vermiş be en başında. F2 eşittir 16 artı 4 eksi 3 yani 17. F0 kaç? O direkt zaten belli. Sabit terim eşit eksi 3. Demek ki şurası 17'ymiş. Aha da burası da eksi 3'müş. Eksi eksi artı 3 yapar. Şimdi payda eşitleyelim. Burayı 5 ile burayı 11 ile genişletirsem 5 kere 17 85 yapar. 11 kere 3 33 yapar. Bölü paydamız 55'in ta kendisi. Bu ikisini toplarsanız 118 yapar. 118 bölü 55 de bize cevabı verir. Yani doğru cevap C seçeneğiymiş arkadaşlar. Geçtim 8'e. F ve H polinom fonksiyonlar ve H eksi X eksi HX'e eşitmiş. Bu ne demek? Bu arkadaşların H fonksiyonunun tek fonksiyon olmasına denktir. Eşitliği her X gerçel sayısı için sağlanmakta demiş. Fx fonksiyonunu da bu biçimde vermiş bize. F3'ün H27'ye ve bunun da 4'e eşit olduğunu da söylemiş aynı zamanda. Olduğuna göre F-3 kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben Fx fonksiyonu için içeride bir şeyler fark etmem gerekiyor. Hadi gelin içeriye bir kontrol edelim. İçeriye bir bakalım. Şimdi şu kısım bizim için çok değerli. Bakın ben şöyle diyeceğim. Öncelikle siz bana şunun bir türevini alın. Hx küp çarpı x'in bir türevini alın bakalım neler gelecek. Yazıyorum. X'in türevi. Hatta şöyle diyeyim daha kolay olsun senin için görmen açısından. X çarpı hx küpün türevini alalım biz, tamam mı? Yani yer değiştirdim. Birincinin türevi 1 çarpı hx küp. 1 yazmadım. Artı x çarpı h türev x küp çarpı içinin türevi 3x kare. Tamam. Bak şimdi neler oldu. Şurayı düzenliyorum. Hx küp artı x de 3x kareyi çarptınız. 3x küp geldi. Çarpı bir de h türev x küpümüz var. İçinin aynısı geldi. Demek ki içerisi neymiş aslına bakarsanız? İçerisi x çarpı h x küpün türeviymiş arkadaşlar. O halde yazalım. X çarpı h x küpün hop türevinin integrali dx dedik. Bu neye eşitmiş arkadaşlarım? Fx'e. O zaman ben bunun integralini artık rahatlıkla alabilirim. Çünkü türevin integrali var. O halde türevin integrali içinin kendisine eşitti. X çarpı h x küptür. Ha, hocam bir de c vardı. Evet bir de c vardı. O c'yi de yazdık. Tamam. Şimdi bu ne? Fx. Ben neyi biliyorum? F3'ü. O halde bir yerine yazalım. F3 eşittir. 3 çarpı h 27 artı c dedim. Şimdi F3 kaçtı? Hocam 4'tü. Peki. H 27 kaçtı? O da 4'müş. Çok güzel. 3 kere 4 12. 12'ye ne eklersen 4 olur. Tabii ki eksi 8. Demek ki C kaçmış arkadaşlar? Eksi 8'in ta kendisiymiş. Bakın şurası var ya Fx dediğimiz kısım. Hatta onu şöyle yazalım biz. Şuranın tamamı Fx ve şuradaki C'yi artık ortadan kaldırıyorum ve oraya diyorum ki eksi 8'miş burası. Şimdi bizden ne istenmiş? F eksi 3. Hadi yerine yazalım. F eksi 3 eşittir. Eksi 3 çarpı bakın eksi 3 çarpı H eksi 3'ün küpü eksi 27 yapar. H eksi 27 eksi 8. H eksi 27'yi nereden bulacağım? H fonksiyonu tek fonksiyondu. Bundan kaynaklı H eksi 27 demek. Eksi H 27'ye eşittir. H 27 4 olduğundan eksi 4'e eşittir burası. Yani şurası eksi 4'müş. Eksi 4 kere eksi 3 12 yapar. 12'den 8'i çıkardım ve cevaba 4 dedim. Yani bu 4'müş, bu 4'müş, bu da 4'müş. Tamam. Güzel. Şimdi 8. sorumuzu çözdüğümüze göre geçtim 9'a. Bir hareketlinin t saniyedeki hızını metre bölü saniye cinsinden veren fonksiyon vt'dir denilmiş. Aşağıda bu hareketlinin 1-8 zaman aralığında hız zaman grafiği de verilmiş. Şimdi ilk etapta, ilk bakışta bir fizik sorusu gibi duruyor. Neden fizik sorusu gibi? Çünkü fizikte bu konuları görüyoruz ve hız zaman fonksiyonunun altında kalan alan bize alınan yolu veriyordu. Peki bunu fizikle mi açıklayacağız? Hayır tabii ki de. Fizikteki bu uyguladığımız işlem de yine matematiğe dayanan, integrale dayanan bir şey. Çünkü hız zaman fonksiyonunun integrali yol zaman fonksiyonudur ve bunun integralini almak demek fonksiyonun x ekseniyle arasında kalan alanı bulmak demektir. Eğer 1'den 8'e kadar integral alırsanız alınan yolu bulursunuz.
Ama burada yine integral de uygulamayacağım. Neden? Çünkü burada altta kalan alanların her biri de düzgün geometrik şekiller olduğu için hesaplayabiliriz. Üçgenin karenin alanını hesaplarız yani sonuçta. Peki hesaplayalım hadi. 1'den 8'e kadar. Şurası 3 birim, şurası 2 birim. 2 kere 3, 3, 6, 2'ye böldüm 3 geldi. 1 çarpı 5 bölü 2'den burası 2,5 yapar. Şuradaki dikdörtgene bakın. 2 çarpı 4'ten 8. Burası da 1 çarpı 2 bölü 2'den 1 geldi. 1 çarpı 4'ten burası 4. 1 çarpı 4 bölü 2'den burası da 2. Şimdi hepsini toplayacağız. 2, 4 daha 6, 7, 15, 18 ve 20,5. O halde cevabımız C seçeneği olacaktı. 10. ve sonuncu sorumuz. Aşağıda verilen f fonksiyonunun grafiğine göre d1, b yani eksi 2'ye 1 noktasında, bakın şurası eksi 2, şurası da 1'miş arkadaşlar. Burası da 2'ye eksi 1 noktasında teğetmiş d2'de. Buna göre eksi 2'den 2'ye kadar f'in ikinci türevinde x çarpı x dx. Bu integralin sonucu sorulmuş. Şimdi iyi dinleyin beni. Öncelikle bize sorulan şey şuydu. Eksi 2'den 2'ye kadar f'in ikinci türevinde x çarpı x dx sorulmuş değil mi? Peki ben bunun üzerine eksi 2'den 2'ye kadar f'in türevinde x dx'i eklesem acaba ne gelir? Bu ne gelir biliyor musunuz? Bakın şöyle yazmak istiyorum ben bunu. Aşağı çözelim isterseniz daha rahat olacaktır. Şunu şuraya alalım. Aynen. Şimdi ben bunları toplarsam şu gelir. Bu toplamı şuraya yazalım. Eksi 2'den 2'ye kadar f'in ikinci türevinde x çarpı x artı f türev x dx gelir arkadaşlar. Pekala. Biraz sorudan uzaklaşmış gibi duruyoruz ama derleyip toparlayabilmek için bunu yapmamız gerçekten şart. İnanın bana. Şimdi arkadaşlar içerisi bir ifadenin türevine çok benziyor. Nedir o ifade? F türev x çarpı x'in çarpımın türevi. Şimdi aslına bakarsanız bakalım. Şunun türevi bu çarpı ikinci. İkincinin yani x'in türevi 1 çarpı birincinin aynısı. Aa çok güzel. Demek ki gerçekten bunun türeviymiş. O halde ben şöyle yazıyorum. Eksi 2'den 2'ye kadar. F'in türevinde x çarpı x dx. Bunun türevi dx. Pekala. Şimdi şu kısım bana sorulan kısımdı. Buraya a diyelim. Bana a sorulmuş. Şurasını hesaplayabiliriz. Çünkü f'in türevinin integrali fx'tir. Nereden nereye? Eksi 2'den 2'ye. Eksi 2 nereye gitmiş? 1'e. 2 nereye gitmiş? Eksi 1'e. 2'yi yerine yazdınız. Eksi 1. Eksi 1'i yerine yazdınız. 1 eksi 1 eksi 1 eksi 2 yapar. Yani a eksi 2 geldi bakın. Peki sol taraf. Bunun türevinin integrali içerisine eşittir. Yani f'in türevinde x çarpı x. Ve eksi 2 ile 2'yi de yerine yazacağız. 2'yi yerine yazarsanız f'in türevinde 2 çarpı 2 eksi. Eksi 2'yi yerine yazarsanız eksi 2 dediğimiz için 2 çarpı f türev eksi 2 olacak. Şimdi f türev 2'yi nereden bulur? F türev 2 demek fonksiyona 2 apsisli noktadan çizilen teğetin eğimi demek. Bu eğimi hesaplayabilmek için şuradaki üçgenden yararlanılabilir. Karşısı 3, şurası 2, 3'e 2 dedik. 3 bölü 2. Burası arkadaşlar 3 bölü 2 çarpı 2 artı 2 çarpı f türev eksi 2 nedir? Bakın ona şuradaki üçgende bakın. Burası 3, burası 2 olduğu için bu da 3 bölü 2. E şimdi şuradaki bölü 2'ler gidiyor. 3 artı 3'ten burası da ne geliyor? Hop 6. Yani burası 6'ymış. A eksi 2 6 ise eksi 2'yi karşıya atarsın. A kaç gelir? 8. Bizden ne isteniyordu? A. Yani cevap 8 olacaktı. Cevap D seçeneği olacaktı. Evet, large sorulara geçmeden önce de böyle large'a yakın medium'dan öte bir soru çözdüğümüz için de mutluyum arkadaşlar. Şimdi görevimiz ne? Artık sırada large testler var. Large testleri lütfen benimle beraber çözsen daha mantıklı olur diyorum. Ama yine de sen bilirsin, benim sana tavsiyem benle beraber birlikte çözmen. O halde sonraki videoda görüşürüz. Artık son videolar, tadını çıkararak izleyin. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.